arayıp bulmak gerekiyor. Hocam siz de Zeytinburnu tıbbi bitkisel bahçesi vardı hocam orada belediyenin. Orada yayın yapıyorduk. Unutmuyorum masamızı da götürmüştük. Siyah üzümü sıktık, içtik. Evet. Ben içtim. Hem de çekirdekli olacak evet. Yalnız. Sonra anladım ki hocam onu öyle ben bir bardağa hepsini içtim yani yayında. Sonra o ne yapıyor hocam dilimili? Büzüştürüyor, yak. Ha o nereden of. Kaynaklanıyor biliyor musun? Çekirdeğinde blenderda parçalıyoruz evet. Ya. Tanen oranı, tanen oranı çok yüksek olduğu için kekremsi böyle büzüştürüyor. Büzüştü, yayında devam ediyor mu hocam? Böyle hani sorarlar ha, konuşurken. Ya anılarınızı konuşmaya çalışıyorum. Dil evet. Gitti, dudak gitti. Buyurun. Peki biz onu hocam niye içiyorduk? Onu, madem geldi aklıma sorayım. Yani o siyah üzümü blenderda bildiğimiz çekirdekleri şey saplarını ayıkladık, attık. Birçok nedeni var onu içtik. Söyleyeyim. Birkaç nedenlerinden mesela çocuğum iştahsız mı diyorsunuz? Lütfen yanınıza çağırın onu. Gel bak seninle güzel bir şey yapacağız deyin. Öğretin çocuklarınıza, evet. Anlatın. Al bunu hiç yaptım olmaz. Konuşun onlarla, bilgi verin. Mor üzümü anlatın ya. Buradan bir salkım böyle 20 tane filan tanesinden alacaksınız. Blender, şu sütlü muz makinesi var ya veya robot. Ha, içine atın bunu. Güzelce çalıştırın, hadi çalıştırıyoruz deyin. Evet. O kaç bir sıvı çıkacak oradan. Yani posak ya böyle tam. Evet. Sulu. Evet. Bunu ne yapacaksınız? Çocuğa içireceksin. Gel işte. Çünkü önüne pat diye koyarsan istemeyebilir onu. Kaç İşine yaşın, gelmez. Kaç yaşındaki dan itibaren? 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında. Yani evet.